uçak düştü göre. Uçak düştü kız, gayeye çarptı uçak. Bugün Kahramanmaraş'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde bir uçak kazası meydana geldi. Rus donanmasından bu yıl ülkemizdeki orman yangınlarına müdahale etmek üzere kiralanan Beriev B-200 tipi uçak düştü. Kazada ne yazık ki 8 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı. Türk gözlemci pilot Serkan Mirzaoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, koordinatör Edip Uzunoğlu, Rus uçuş ekibi kaptan pilot Evgeni Kuznetsov, ikinci pilot Vladislav Berkutov, radyo operatörü Nikolai Omelchenko, navigatör yani seyri seferci Vadim Karasev ve teknisyen Luri Chuporov hayatını kaybetti. Bu uçak Türkiye'ye 1 Temmuz'da gelmişti ve Adana merkezli, Adana Şakirpaşa merkezli uçuyordu. 20 sarı kuyruk numarası ve koyu gri rengiyle çok tanınan bir uçaktı. Çok fazla fotoğrafı çekilen bir uçaktı. Ne yazık ki bugün öğlen saatlerinde Kahramanmaraş'ta bir yağış sonrasında ormanlık alana yıldırım isabet etmesiyle yangın çıktı ve bölgeye yangın söndürme uçak ve helikopterleri sevk edildi. Tabii ki bu bölgeye en yakın uçaklardan biri Adana Şakirpaşa'daki bu Beriev'di. Beriev çekilen son görüntülere baktığımız zaman 12 ton su taşıma kapasitesine sahip, dalışını gerçekleştiriyor, suyunu bırakıyor yamaçlık alana. Ancak uçak tekrar yükselirken gerekli açıya, çıkış açısına ulaşamıyor ve buradaki sarp alana vurarak düşüyor. Kaza anında da zaten 8 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği gözüküyor. Bu kazayla ilgili detaylı rapor Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Kaza İnceleme Kurulu tarafından hazırlanacak. Uzman ekipler muhtemel yarın bölgeye intikal edecekler. Uçağın enkazını inceleyecek, gerekli evrak işleri ve bakımları ile ilgili çalışmalara bakacaklar ve sonunda da bir kaza raporu açıklanacak. Bu kaza raporuna göre olayın niye olduğu ortaya çıkacak. Bir teknik neden mi, pilotaj mı, bir idari sebep mi, bunları göreceğiz. Evet, son haftalarda çok fazla yangın söndürme uçaklarıyla, helikopterleriyle adeta yatıp kalkıyoruz. Ve hazırladığımız videolarda Türkiye'nin kalıcı bir yangın söndürme uçak ve helikopter filosuna neden ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Beriev'ler bu sınıfın en büyük uçaklarından biri. Beriev uzun yıllardır donanma havacılığı, yani denize inip kalkabilen amfibik uçaklar üreten önemli bir imalatçı. Beriev B-200 de en önemli modellerinden bir tanesi. Bu uçağı Türkiye'ye satmak istiyor Rusya. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Ancak uçağın büyüklüğü, işte bu tür sarp arazilerde bazen zorlu operasyon yapılmasına da neden olabiliyor. Benim her zaman videolarımda söylediğim gibi Türkiye'nin tek tip bir uçak veya helikopteri değil, çok farklı tiplerde, belki en büyüğü Beriev ama altına kesinlikle amfibik, CL-415 veya yeni serisi 515 serisi uçakların olduğu, onun altında tek motorlu uçakların olduğu bir uçak filosu ve bunun yanında da farklı farklı ebatlarda su taşıyabilen helikopterlere ihtiyaç var. Yangın söndürme pilotluğu kolay değil. Arazinin yapısı, sıcaklık, rüzgar, taşınan ağır yükü bıraktıktan sonra kurtulmaya çalışmak ve tabii ki bunları yoğun bir dumanın, oksijenin çok az olduğu bir yerde yapabilmek. Yangın pilotları görüyorsunuz, hayatlarını riske atarak yanan ciğerlerimizi söndürmek üzere bu görev uçuşlarını gerçekleştiriyor. 8 kişilik mürettebat hayatını kaybetti bugün. Çok üzgünüz. Her biri ormanların, yangınların söndürülmesi için canla baş mücadele etmişti. Ve ne yazık ki bu kazada hayatlarını kaybettiler. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, sevenlerine başsağlığı diyoruz. Ve inşallah bu olayın raporu hazırlanır ve ilerleyen aylarda veya yıllarda sizinle de paylaşmak mümkün olabilir.
Thank you.